Elbette ki AKP hiçbir şeyi toplumsal eylemediği gibi bunu da toplumsal eylemedi ve o yüzden tam da bu başkanlık Alevi toplumu tarafından kayyum ismiyle hitap edildi. Çünkü ne demektir? Toplumun kendi kendisini yönetmesinin önüne geçmek ve bunu bir devletli elle yönetmeye kalkışmak tam da toplum dışılıktır ve kayyum hareketidir. Biz kayyum aslında belediyelere atanırken çokça konuşulmuştu. Yani bu mesele belediyelerden ibaret kalmaz diye. Belediyedeki adı kayyum, başka yerde başka bir şeydi ama toplamda hepsi kayyumdu ve kayyumların bugün Türkiye belediyelerinde geldiği yere bakarsak Alevi Bektaş Daire Başkanlığı'nda başka bir sonuç elde etme ihtimali yok. Yani bu başkanlıktan ne çıkar? Bu başkanlıktan şu çıkar: devlet eli, iktidarı, gücü ve imkanlarıyla Alevilerin kendi imkanlarıyla kurduğu kurumları ele geçirmek. Bunun yöntemi de toplumun talep ettiği hak talepleri değil, elektrik, su, işte çalışan gibi, dediğim gibi iktidar ve ekonomik güçle bir şekilde bu kurumları denetim altına almaya kalkışmaktır. Doğal olarak da böyle bir başkanlığa karşı koymak toplamda sadece Alevilerin hani açısından değil, Türkiye demokratik hayatı açısından da çok önemlidir ve uzundur Alevilerle eğleyen herkes açısından da buna bir söz söylemek gerekir. Çünkü dediğim gibi kayyum politikası her yerde devam ediyor ve bu politikayı reddetmek toplumsallığı kabul etmektir. Bu politikaya dahil olmak da bir toplum yoktur, artık bir devlet vardır ve her şeyle devlete teslim olup tam da bu bildiğimiz kirli iktidarcı devletin bütün kirliliklerine bulaşmak demektir. Bir defa öncelikle devlet şunu anlamalı yani. Ne yaparsa yapsın belli ki toplumlar kendinden vazgeçmiyorlar. Yani Türkiye'de bu çok açık net görüyor. Kadınlar kendinden vazgeçmiyor. Kürtler kendinden vazgeçmiyor. Aleviler kendinden vazgeçmiyor. Bunca kırım, bunca asimilasyon politikalarına rağmen. Doğal olarak da bu toplumun örgütlü gücünü, bu toplumun varlığını kabul etmeden yapılan her şey aslında o toplumun çok büyük bir inkarının da politik göstergesidir. Doğal olarak ilk soruda da söylemiştim. Bu yok sayma politikasına karşı Türkiye demokrasinin gelişebilmesi için gerçekten bu ülkenin demokratik bir ülke olmasını istiyorsak aslında mesele sadece Aleviler yaşanırken Alevilerin sorunu olmaktan, sadece kadınlar, sadece Kürtler yaşıyorken onların sorunu olmaktan çıkarmak ve tüm farklılıklarıyla bir arada yaşama kültürünü bu cumhuriyete anlatmak gerekiyor ki hani bunu aslında şeyle de çok anlatıyoruz. Yüzyıllık cumhuriyet diyoruz. Bu cumhuriyetin anayasası ilk 21 kurulurken hepimizin varlığı üzerine, birlikteliğimizin mayası üzerine kuruldu ama öyle bir yere gitti ki hepimizi yok sayan bir hale geldi. Şimdi belki hepimizin yeniden o mayaya dönmek üzere cumhuriyeti zorlamamız ve demokratikleştirmemiz gerekiyor. Şöyle hani sadece ÇEDES ve sadece Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı kapsamında değerlendiremeyiz bunu. Belli ki örgütsel eksiklerimiz var. Biz bunlarla karşı karşıya kalıyoruz ve doğal olarak da aslında belki bu kadar demokratik ol çağrısında bulunduğumuz devlete atfettiğimiz ama kendimize atfetmediğimiz meseleyi önce dönüp biz ne kadar demokratiz üzerinden bir tartmaya ihtiyaç var. Biz sadece Alevilerin hakkını verse bu ülke demokratik olur mu? Asla. Çünkü veren almayı da bilir. Yani vermeyi hak bilen almayı da hak bilir. Doğal olarak da bunu örgütlemeye ihtiyaç var ve bu örgütleme süreci aslında en zor olan işlerden biridir. İddia etmek kolaydır, devrim yapmak zordur ama devrimi inşa etmek devrim yapmaktan daha da büyük bir zorluk taşır. Doğal olarak da ben bir yeniden inşaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Alevi toplumunu kurumlara çekecek, güvenilir yönetim tarzı, yani kendine benzeyen bir yönetim tarzı, Alevilere benzeyen. Dernekler yasasından kesinlikle artık çıkmak gerekir. Yani o kanunsal bir şey ama bizim bir uygulama pratiğimiz mutlaka olmalıdır. Ve doğal olarak da Alevi örgütlerindeki demokratikleşme, değişim, gençleşme, kadınlaşma meselesi başlarsa ben Alevi toplumunun buraya çok ilgi duyacağına çok inanıyorum. Çünkü bu kimlik hala çok canlı ve çok diri yaşıyor. Bu kimlik hala bu ülkede çok kez ötekileştirmeyle karşı karşıya şey kalıyor ki son 10 yılda artık hani memur bile olamıyor. Doğal olarak da buna ilişkin mutlaka Alevi örgütlerine görev düşüyor. Dediğim gibi kurucu bir görev düşüyor. AKP şimdiye kadar hep savunmada tuttu sivil toplum kuruluşlarını. Alevi hareketi de savunmadaydı. Şimdi savunma meselesi bitti. Şimdi kurucu bir yapıya ihtiyaç var ve ben isterlerse ve bu konuda nasıl diyeyim, yeniden inşa etmeye kalkışırlarsa ben Alevi toplumun bununla baş edeceğini, buna yönelik hatta toplumun kendi önlemleri olduğunu
kendi kendine öz savunması olduğunu, yeter ki bunun örgütlü güçle bulunuşması konusunda eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Benim annem babam hiçbir Alevi kurumu olmasa da Aleviliği konusunda direnmeye devam eder. Ama tam da o direneni kurumla buluşturduğumuz andan itibaren örgütlü gücümüz artar ve bize rağmen gelişemez bazı şeyler. Şimdi muhtemelen hükümet şöyle düşünüyor. Yani kaç kişi üye ki, kim ki, işte çok da örgütleri var gibi gibi. Çok örgütümüz olabilir ama çok karabalık olursak, tıpkı eskiden yapıldığı gibi hani bin yılın türküsü deyince binlerin aktığı bir toplumsallığa dönüşürse, hem sadece AKP açısından değil, Türkiye muhalefeti açısından da çok daha sözü ve gücü etkili bir yere dönüşür ki o söz etkili bir yere dönüşmediği sürece söylemek de çok anlamlı olmayabiliyor. Bunun kesinlikle önünde durmak gerekiyor. Bu ansiklopedi asla çıkmamalı. Ama bununla beraber hani bununla mücadele ederken mutlaka bir yazım eksikliği varsa bunu da Aleviler tamamlamalı ve bildiğim kadarıyla DAKME, Almanya DAKME'de Rıza Şehri bir ansiklopedisi çalışması yapıyor. Alevi ansiklopedisi çalışması. Bu çalışmayı ben çok önemsiyorum. İçinde akademisyenler var, içinde düşünürler var, içinde bu konuda yazan çizenler var ve bir şekilde oradan başlaması da kıymetli çünkü oradaki olanaklar bazen Türkiye'de çok gelişemeyebiliyor. Tıpkı Madımak Müze şeyi gibi yani toplumun dayanışmasıyla aslında devletin reddettiği her şeyi aşabilip kendi bilgisini üretebileceğini gösterdiği Madımak Hafıza Müzesi gibi ansiklopedi de benzer bir şekilde örgütlenmeli ve asla onlar tarihe kayıt düşmeden mutlaka biz Aleviler tarihe kayıt düşmeliyiz. Şimdi Aleviler doğa sorunu yaşıyor, Alevi kurumları niye konuşmuyor? Eğitim sorunu yaşıyor, Alevi kurumları niye? Bu böyle her şeyi çözebilecek bir potansiyeli beklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Kurumların da gücü bir yere kadar ama mesela bu kurumları toplum güçlü sahiplenirse içinde avukatı da olur, içinde öğretmeni de olur, içinde doktoru da olur. Bir araya geldi mi birbirinin sorunlarını da çözerler ama biz cenevlerinde sadece cenazelerde bir araya gelip ve sadece lokma verdiğimizde yemeğimizi yiyip evimize gittiğimizde işte orası cenevi sosyalleştiğimiz bir yere dönüşemiyor. Oysa ki Alevilik çok sosyal bir inançtır. Yani birbirinin derdini çözmek üzere vardır. Müsaitlik bu yüzden vardır yani. Kimse tek yaşamasın. Mutlaka derdini paylaşacağı ve o derdi birlikte yükleneceği ikinci kişi olsun meselesidir. Ama şimdi bu kısmı olmayınca o zaman cemevleri hepsini yapsın diyoruz. Ve hepsini de cemevlerini yapma imkanları maalesef yok yani. Bizim toplum olarak kentleşmeden kaynaklı yani kentlerin yoruculuğundan kaynaklı bir araya gelme sorunlarımız var ki kent bizi öyle bir hale getiriyor ki hani misafirimizi evimizde ağırlamak yerine dışarıda birlikte yemek yemeye gidip hani daha kısıtlı ve daha zorlayıcı olmayan işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kadar kentleşince sosyalliğimiz de ciddi oranda azalıyor çünkü yorgun topluluklara dönüşüyoruz. Yani hele de İstanbul gibi bir kentte hani ben düşünüyorum bu kentin gürültüsü bile çok yorucu ki hani nasıl toplumsallaşacağız yani nasıl birbirimize gideceğiz, nasıl ortaklaşacağız? O zaman bunun için dediğim gibi bu mekanlar biraz daha toplumsallaşırsa avukat tanırız mesela bir cemevinde. Derdimiz olduğunda onu ararız. İşte ne bileyim bir ev işçisi kadını tanırız mesela onunla paylaşırız. Hani şey kültürümüz vardır ya bir Alevi esnaf gördük mü hep ondan alışveriş yapmam. Bu kültürü her alanda yaşayabiliriz ve toplumsal olarak birbirimizin sorununu çözebiliriz.